Hanımlar bir şey sorabilir miyim? Şuradaki yeşilli çocuğun tarzı sizce nasıl? Tuhaf görünüyor. Üşüyordur şu an bile. Yani 10 üzerinden kaç verirsiniz? 4. Yani normalde dikkatimi çekmez normalde benim. 10 üzerinden kaç sizce? 6 ya da 7. 7 verirsiniz. Sizce olmuş mu yani? Bence olmuş. Tabii ki. Olmamış derken mesela bir kahve içmek istese, yemek yemek istese kabul etmez misiniz? Şört olabilir ama yani değişebilir onun kafası. Kişiden kişiye değişir mi diyorsunuz? Yemeğe çıkmak istese o halde gelip. 10 üzerinden kaç verirsiniz peki? 2. Siz? Ben de 2 veririm. 2. Tamam. Çok da iyi giymemiş. Çok iyi, yani yemeğe çıkmak istese siz de o halde? Yok. Daha siz? Şık. Çok spor giyim. 10 üzerinden kaç verirsiniz peki? Yani çok kötü değil. Yani ortalama. Evet. O yüzden 5 falan. Beğenmedim. Sizce? 10 üzerinden 3. Siz? 4. Yani siz de yemeğe falan çıkmak istese o halde gelip? Hayır. İdeal yani. İdeal mi? Kendine göre bir tarzı var diyorsunuz. 4, 5. Siz? 5 falan. Tarzınız değil. Sizin? Yani bu havada gezebilir belki şöyle. Mesela diyelim duruşu, siz de bir kahve içmek istedi mesela. Ne düşünürsünüz öyle biri? Yok dersiniz. Siz? Üçünüz de kabul etmezsiniz. Daha böyle bir ciddi gömlekle mi gelmesi lazım? Yani ne bileyim gömlek değil mi? Yani ben hiç tarzından değilim herhalde. Sizin hiç tarzınız değil. Esmerci değilim o yüzden. Öyle mi? Ha anladım. 10 üzerinden kaç peki sizce? 7. Fena da değil. 7. Ama şortunu gerçekten hiç beğenmedim. Siz? Ben hiç değilim yani. 10 üzerinden? 10 üzerinden 0. 7. Siz? 5. 5 tamam. Bir erkek olarak merak ettim. Kızlar nasıl düşünür öyle giyinsem diye de. İğrenç. İğrenç. 10 üzerinden kaç verirsiniz? Neye bakıyor sizce? Yani tanımak mı gerekiyor diyorsunuz? Tabii ki. Geldi mesela. Biz de birbirimizi kıyafetlerimiz için sevmiyoruz sonuçta. Onu merak ettim sadece. Bence de. Düzgün bitir. Evet. İyiyim. Aynen. Yani içini bilemiyorsun. Yoksa hani gömlek mi güzel yoksa sizin için giyim nasıl olmalı? Ne renkler tercih edilmeli? Siyah. Koyu. Siyah. Koyu mu daha çok seviyorsunuz? Evet, siyah. Siyah giyinse ama daha iyi olur. Bence yakışmış mı? Görenli insan için düzgün olur. Ama içini görmeden bilemezsin. Tanımadan bilemezsiniz yani. Aynen. Gelse mesela bir kahve içmek istese, tanışmak istese cevabınız normal daha kötü giyinmiş biri için daha değişik mi olur hani? Yok. Benim için öyle değil. Aynen. Ben direkt kabul ederim. Anladım. Ben direkt tanımak gerekmiyor mu? Ya bence gerekiyor. Gelse size tanışmak istese, kahve içelim dese ne düşünürsünüz bu tarz giyimli bir insan için? Bir insan olarak. Tanışmak ister. Öyle mi? Tanımak mı gerekir diyorsunuz böyle şeyler? Önyargılı değilsiniz yani. Güzel. Bence gayet güzel. Güzel değil mi sence erkek olarak? Sizce hani mesela geldi, bir kahve içmek istedi, konuşmak istedi. Ne düşünürsünüz? Önyargınız ne olur? Hayır direkt. Ama bu direkt giyim hayır. Tarzından aynen kaynaklı bir şey değil. Sosyal görüşler. Anladım. Tamamen kişiye bağlı. Bir erkek nasıl giyinmeli diye bu soruya cevap yakışıp yakışmamasına. Aynen.
herkesin bir tarzı. Tarzını geçtim, hani sonuçta giyinmek kendin bir dışa bulun şekli. Çok güzel, doğru. Yani düşündüğü önemli. Sizce? Yani ben o tarz erkek, o tarz kıyafetleri beğenmiyorum. Ama bu genelleme değildir yani, bu benim görüşüm. Anladım, kesinlikle. İyi mi diyorsunuz yani? Ortalamanın üstünde mi? Kaç puan dersiniz? 8 olsun. 10 üstünden 8 mi dersiniz? Yemeğe çıkar mıydınız? Tanımadığım için tarzına bakarak bir şey diyemiyorum. Anladım. Tanırsanız iyi biri mesela. Yani tarzından dolayı rahatsız olmam. Sorduğum soru çekicilik mi arasında? Evet, görünüşü. Genel olarak ne çağrıştırdı mesela? Yani iyi mi? 6-7. Sıradan. Yani 10 üstünden kaç? 7. 10 üstünden kaç verirsiniz yani? Beş verirsiniz. Bir insan olarak, ön yargı olarak bir erkek nasıl giyinmeli? Gelse size kahve içmek istese... Bilmiyorum, hiç görüşe göre yargılamıyorum ben. Siz öyle yargılamıyorsunuz, siz? Yani. Sizin görüşünüz. İşten çıkmış gibi biraz. Yani aynen. Sizce de mi? Aynen. İşten çıkmış havası mı veriyor bu tarz? Evet. Ne giyse sizce daha iyiydi peki? Gömlek olarak da böyle bir gömlek değil. Tamam. Çizgili gömlek daha göze hoş mu, dolu mu geliyor? Tamam. Sizce siz sessiz kaldınız? Ya bence alışık olmadım. Çünkü hani şu anda herkes spor, tişört ya da hani o tarz giyiniyor. Ama mesela 50'lerde 60'larda herkes bu tarz. O zaman da kimsenin gözüne o bak. Güzel. Tamam. Gelse mesela tanışmak istese, kahve içmek istese. Gördünüz değil mi? Evet gördüm. Gayet iyi giymiş. Gayet iyi mi sizin için? Aynen, evet, gayet. Peki bakış açınız giyimiyle mi alakalı olur? Gelip tanışmak istese ortam mı önemli dersiniz? Yoksa gelip tanışsa, tanışmak istese hani bir kahve içerim. Durduk yere ha. Sonuç olarak insanlar yani dış görünüşüne göre ilk başta davranıyoruz ona. Yani bize resmi olarak evet, ne kadar gelirse, aksini iddia etsek de. Kullanırız veya ne bileyim daha rahat gelirse. Tabii tanışmıyorsak ne oluyor ya falan kafasına girer. Aynen. Doğru. Giyiniş tarzına göre yani resmi duruyor. Gömlek, kumaş, pantolon. Hı hı. Normal bir giyim tarzı, ben öyle söyleyeyim sana. Sizin için normal mi? Ya benim için bir garipliği yok. Hani gelse bir kahve içmek istese, tanışmak istese. Yok, hayır. Tanımak önemli değil mi bir insana? Hayır. Kahve içmeden dolayı. Ben mesela böyle bu kadar resmi biri gelse böyle. Ben de açıkçası işte gömlek giymeyi pek sevmediğim için daha çok o arkadaş dikkatimi çekti de. Sizce? Her yer farklı. Sence Didem? Çok gömlek tamam da öyle bir gömlek. Elimle de göster. Nasıl bir gömlek olmalı? Şey anladınız değil mi şuradaki yani mavili? Pardon. Bu kadar mı? Bu kadar. Ya bana biraz yardımcı olun ya. Ne gibi? Sevgili mi tanımlayacaksın? Sosyal deney çekiyoruz kızlar da. Çok sağ olun değerli fikirleriniz için. Hani dış görünüşle ilgili kızların, insanların tepkileri, fikirleri nasıl oluyor acaba? Gömlekte işte tişört giyebilir bir insan. Şöyle gelin de. Ne dersiniz? Vallahi. Siz de çok sessizsiniz ya. Çok teşekkürler hanımlar da. Sosyal deney çekiyoruz. Kamera var orada. Evet, insanların fikirlerini merak ediyoruz. Nereye disketi çekiyorsunuz? Yok. 10 üzerinden 7 verdi arkadaş. Arkadaş hani rahat dedi. Güzel yani, şey değil. Kötülemediler. Biz kötüleyin diye uğraştık. Dün de gömleklisini çektik çünkü. Yani burada kötülemenizi bekliyorduk. Pardon ya, bir şey sorabilir miyim? Çok zor lan bu. Yok. Gel. Tamam. Şu çocuğa kaç puan verirsiniz? Kaç üzerinde? 10. 10 az. 100. 1000 veririm ben. 100 üzerinden mi? Yok. 1000 veririm direkt. Tamam. Ben de alırım. Yemeğe çıkar mısın? Dur. Yemeğe çıkar mısın peki? Tabii. Sen çıkmaz mısın? Ben çıkarım. Ben çıktım zaten.
Yapalım mı onu? Tamam, yapalım. Peki şu çocukla yemeğe çıkar mısın? Yani çıkarım ben. Herkes çıkar bence. Çıkmadılar mı? Çıkmıyorlar mı? Çıkacaklar mı? Çıksınlar. Bence de çıksınlar. Sen YouTube kanalın var mı senin? Var. Ne ismi? Sulu Göz. Senin? Benim The Post. Aa. Evet arkadaşlar, Sulu Göz kanalına da abone olun. Bana da abone olun. Lütfen. Abonelerim tekrar abone olsun. Çıkıp çıkıp bir daha abone olun. Aynen. Çıkıp tekrar olun. Yok çıkmayın. Direkt olun abone. Abonemiz artsın. 10 üzerinden 1000. Yemeği çıkarım. Saçmalayalım, belki arada güzel bir saçmalama çıkar. Peki 32 üzerinden kaç verirsin mesela? 32, yani ben dış görünüşe göre yargılamıyorum genellikle. Doğru. İnsanların dış görünüşüne ama göre. Ama şu tiple de yemeğe çıkılır yani. Şu tiple yemeğe çıkarsın tabii ki. Saçım şu an yağmur yağdı, biraz bozuldu ama normalde saçlarımı yaparım yani. Doğru. Dış görünüş tabii ki önemli. Ama birini yargılamak... İç görünüş nasıl çok? İç görünüş daha önemli ama görünmediği için zaten insanlar birbirine... Daha gizemli oluyor değil mi? Anlaşamıyorlar. Tamam. Peki televoleler hakkında ne düşünüyorsun? He? YouTube magazin televoleler hakkında ne düşünüyorsun? Boş boş. Hani kavgalar falan oluyor ya mesela. Boş muhabbet.